Arkadaşlar merhaba. 8. sınıf din, kültür ve ahlak bilgisi dersi 2. dönem 2. yazısından soruların çözümüyle beraberiz. İlk sorularla başlayalım. Arkadaşlar el emin, hulful fudul, kararlılık, cesaret, ezzikir, tahrif, muamelat, kıssa ve elhadi kelimelerimiz mevcut. Uygun yerlere yazalım. 1. Peygamberimiz gençlik dönemlerinde mazlumun hakkını zalime karşı korumak için amcası Zübeyir başkanlığında kurulan neye katılmıştır arkadaşlar? Hılfül Fudula katılmıştır. Nokta nokta bir iş ve davranışta azim ve sebat göstermek, bir konuda iyi düşünmekten sonra ve bir konuda iyi düşündükten sonra verilen karardan dönmemektir. Bu kararlılıktır arkadaşlar. 3. Kur'an-ı Kerim'i diğer kitaplardan ayıran en önemli özelliklerden birisi de aslının değiştirilmeden, yani ne yapılmadan arkadaşlar günümüze kadar gelmiş olmasıdır. Tabii ki tahrif edilmeden. Ve Kur'an-ı Kerim'de inanç, ibadet ve ahlak konularının yanında geçmiş peygamberlerin hayatlarının ve tevhid mücadelelerinin anlatıldığı bölümlerde ne vardır arkadaşlar? Tabii ki kıssa vardır. Ve 5. Kur'an-ı Kerim'in pek çok ismi vardır. Bunlardan biri de insanlara doğru yolu gösteren, rehberlik eden anlamına gelen nedir arkadaşlar? El Hadidir. Arkadaşlar B sorularımız doğru yanlış soruları. 1. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kendisi hiçbir zaman doğruluktan ayrılmadığı gibi Müslümanların da daima doğru olmalarını istemiştir. Doğru. 2. Sözlükte yol, adet, gidişat gibi anlamına gelen muamelat, terim olarak Hazreti Peygamber'in sözleri, uygulamalar ve sahabelerin yapmış olduğu davranışların onaylaması şeklinde tanımlanır. Hayır arkadaşlar, bu yanlış. 3. İlahi kitaplar gönderildikleri kavmin diliyle vahyedilmiştir. Buna bağlı olarak Kur'an-ı Kerim'in dili de Arapçadır. Doğru arkadaşlar. 4. Kur'an Peygamberimize bir kere de vahyedilmemiş. Hem Mekke'de hem de Medine'de olmak üzere 23 yılda parça parça indirilmiştir. Doğru arkadaşlar. Dini terim olarak itikat, Allah'ın peygamberleri aracılığıyla bildirdiği esasları tereddütsüz kabul etmek, gerçek ve doğru olduğuna gönülden inanmaktır. Bu da doğrudur arkadaşlar. Arkadaşlar C soruları çoktan seçmeli sorular. 1. Hazreti Peygamber hayatı boyunca doğruluktan ayrılmamıştır. Hazreti Hatice ticaret kervanını ona emanet etmiş ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de onun bu güvenini boşa çıkarmamıştır. Hazreti Muhammed'e düşmanlık edenler bile en değerli eşyalarını gözleri arkada kalmadan ona emanet etmiştir. Paragrafta Hazreti Peygamber'in hangi özelliği vurgulanmıştır? A. Fetanet. B. Tebliğ. C. Emanet. D. İsmet. Tabii ki arkadaşlar bu nedir? Emanettir. 2. Bedir Savaşı zaferle sona erdiğinde esirler getirildi. Hazreti Muhammed bu esirler hakkında ne diyorsunuz diye sorarak ashabıyla istişare etti. Sonuçta Hazreti Ebubekir'in görüşünü benimsedi ve 10 Müslümana okuma yazma öğretmeleri karşılığında esirleri serbest bıraktı. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi Hazreti Muhammed'in bu davranışını desteklemektedir? A. Bin bilsen de bir bilene danış. B. Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. C. Bakarsan bağa, bakmazsan dağ olur. D. Cahile söz anlatmak, deveye hendek anlatmaktan güçtür. Arkadaşlar burada tabii ki istişare etmesi, yani tartışması nedir? Bin bilsen de bir bilene danış demişler. Cevabımız A seçeneği. 3. Andolsun Allah'ın Resulü'nde sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah'ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır. Ayette altı çizili ifadeye karşılık gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir? El Emin, Hılful Fudul, Üsve-i Hasene, Hatemül Enbiya.
Arkadaşlar tabii ki bu üsve-i hasenedir. Dördüncü soru aşağıdakilerden hangisi Hazreti Muhammed'in insanlara değer vermesiyle ilgili değildir? A. Konuşurken yönünü muhatabına dönerdi. Bu onunla alakalıdır arkadaşlar. B. Çocuklarla vakit geçirir ve onlarla oynardı. Yine bu da insana değer vermesiyle alakalıdır. Allah'ın emirlerini mutlaka yerine getirirdi. Bu arkadaşlar onun Allah'ın emirlerine uyduğunu gösterir. D. Hasta kişileri ziyaret eder, onlarla ilgilenirdi. Bu da yine insanlara değer verdiğini gösterir. Cevabımız C seçeneği. 5. Ümmü Mihcen, Mescid-i Nebi'nin temizliğini herhangi bir karşılık almadan yapıyordu. Bir müddet gelmeyince Hazreti Muhammed çevresindekilere bunun nedenini sordu ve kadının vefat ettiğini öğrendi. Bunun üzerine Ümmü Mihcen'in mezarına giderek onun için dua etti. Bu metinde Hazreti Muhammed'in hangi yönü vurgulanmaktadır? A. Merhametli ve affedici olması. B. İnsanlara değer vermesi. C. Sabırlı ve cesaretli olması. D. İstişareye önem vermesi. Arkadaşlar bu neyin göstergesidir? İnsanlara değer vermesine. 6. Ey peygamber! Biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı, Allah'ın izniyle kendi yoluna çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik. Verilen ayetten çıkarılabilecek mesaj aşağıdakilerden hangisidir? A. Hazreti Muhammed İslam'a hayatını uygulamakla emrolunmuştur. Hayır arkadaşlar bu değil. B. Kur'an-ı Kerim Arapça olarak bildirilmiştir. Bu da değil arkadaşlar. C. Hazreti Muhammed insanları uyarmakla sorumludur. Evet arkadaşlar bu doğru. D. Kur'an-ı Kerim insanlara güzel ahlaklı olmayı öğütlemiştir. Hayır arkadaşlar bu da değil. 7. Alemlere bir uyarıcı olsun diye kuluna Furkan'ı indiren Allah'ın şanı yücedir. Bu ayette geçen Furkan kelimesiyle aşağıdakilerden hangisi kastedilmektedir? Kur'an-ı Kerim, sünnet, hadis, tefsir. Arkadaşlar burada Furkan kelimesiyle Kur'an-ı Kerim kastedilmektedir. 8. Numaralandırmış ifadelerden hangileri Hazreti Muhammed'in hakkı gözetmesiyle ilgilidir? 1. Karşısındaki kişiye dönük olarak anlaşılır şekilde konuşurdu. Bu insana değer vermesiyle alakalıdır arkadaşlar. 2. Yetimlerin korunmasını ve desteklenmesini tavsiye ederdi. Evet bu hakkı gözetmesiyle ilgilidir. 3. Emanetlerin mutlaka sahiplerine ulaştırılması gerektiğini söylerdi. Yine bu da hakkı gözetmesiyle alakalıdır. Haksızlık karşısında akrabalarının aleyhine de olsa gereken uygulardı. Yine bu da hakkı gözetmesiyle alakalıdır. Yani 2, 3, 4 cevabımız D seçeneği. 9. soru arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'in kalpleri iyileştiren, tedavi eden, veren anlamındaki adı nedir? Tabii ki bu arkadaşlar Eşşifa'dır. 10. ve son soru arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'le ilgili aşağıda verilen hangisi yanlıştır? A. İbadet, ibret alınması için kavimlerin kıssaları anlatılmıştır. Bu doğru arkadaşlar. B. Kur'an-ı Kerim'in ana konularından biri de Hazreti Peygamber'in söz ve davranışlarıdır. Hayır arkadaşlar böyle bir şey söz konusu değildir. C. İnsan ilişkileri konusunda öğütler vererek birlik ve beraberliğin oluşmasını sağlar. Doğru. Hak ile batılı, iyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı, iman ile küfrü, helal ile haramı birbirinden ayırır. Kesinlikle bu da doğru arkadaşlar. Cevabımız B seçeneği. Arkadaşlar sınav sorularımız burada tamamlandı. Bir sonraki sınavda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.